gönül olsun. Sen şimdi böyle koşa koşa bir tipsin ya. Gençken nasıldın acaba? Hep aynı. Kocan sana nasıl yetişiyordu? Hep aynı. Vallahi bak yerinde duramıyor. Hep maşallah. Aynı. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Başlıyorum. Sosu pişirmiş. Sosunda domates sosu güzel. Hafif tuzlu ama ölçüleri aynı olduğu için onu şey yapmıyorum Nursel Hanım. Dile getirmiyorum. Bir tık pişmesi şey istiyormuş Nursel Hanım. Çok az da. Tamam. Ondan sonra boyutlarını eşit yapmış kızlarımız. Maydanozları falan süslemesi biraz yağ fazla ama şu anda yediklerim içinde yani hafif yani evdeki yoruma bakarak. Tamam. Çok tavlamadı seni, yok. Karar veremedin. Bunun sosu da pişmiş. Yani kıvamında olmuş. Sosunda bir şey sıkıntı yok. Yoğurması güzel ama bunun bir tık pişmesi gerekiyormuş. Ona bak işte. Ya bunda da var ya Nursel Hanım. Maydanozları küçük küçük onlar. Hepsi küçük. Zaten süslemesini şefi yapıyor. Küçük doğramışlar. Bu tabağı beğendin mi? Bunu beğenmedim. Beğenmedin. Böyle bir beğenmediğini böyle bir dolaylı yoldan böyle. Evet. Bunu bak ikisini de kestim Nursel Hanım. Beğenmedi. Beğenmedim peki. Yani. Bunun sosu da biraz olmamış. Kavrulmak biraz şey daha istiyormuş Nursel Hanım. Bunu da beğenemedim maalesef. Sosu da beğenmedin, köfteyi de beğenmedin. Evet. Bir beğenmediğimiz tabağımızı daha gerimizde bırakıyoruz ve son tabağımızı tadıyoruz. Bunların hepsi Nursel Hanım acele mi daha mı pişmek istiyor? Çoğunun hepsi şey yani bak arası çekmemiş gibi suyunu yani hamurunu. Bu biraz daha pişmek bu daha beyaz yani biraz daha pişirmesi gerekiyormuş kızların. Vallahi ben bu dördünden de... Aslında renkleri değişmez suda pişti ama iç olarak herhalde demek istiyorsun. Evet bak şey olarak yani. Köfte sıkı geldi sana. Evet, doğru mu? Evet. Pişmemiş gibi geldi. Evet, Sosu pişmiş. Sosu pişmiş. Beğendin mi bu tabağı? Bu da orta. İçinden ama bir tanesi 5 puan yani bulmam gerekiyor. Hadi puanla bakalım. Bu büyüklü küçüklü buna 1 veriyorum. Üçüncü tabak. 1 puan. Büyük sanki mi? Hangisini beğenmiştin? Bu daha çiğdi. Bakmıştım. Bu mu çiğdi? Evet bu da çiğdi bak Nursel Hanım. Bu da çiğ gibiydi. Haftanın üçüncü günü Gönül Sultan. Dikkat. Ben de ona şimdi eşitli haksızlık da yapmak istemiyorum. Gelinimi de bulmak istiyorum. Buna 1 verdim. İlk yediğim daha mı güzel gel. Buna 5 veriyorum. Birinci tabak 5 puan. Bu da 4 olsun. Bugün İkinci bulamayacağım. İkinci tabak 4 puan ve... Bu da 2 olsun. Dördüncü tabak 2 puan. Gönül Sultan gelini bulamadı. Bulamadım. Bugün. Evet. Zaten ben yorumlarından anlıyorum. Anlayamadım. Hemen. Tut kenarlarından. Hiç belli olmaz. Belki de bulmuşsundur diyeceğim ama 4'ler 5'ler havada uçuştu. Evet bulamadım. 2 puancık vererek bakalım hangi gelini üzdük. Gönül Sultanım'dan 2 puan alan gelinimiz aç da görelim. Emel.
Yani Gönül teyze, sosu güzel pişmiş dedin ki sen domates kokusu çok alırım falan diyordun soslarda. Onu almadın demek ki sosunu beğendin. Biraz şey olarak dedim, fark ettiyseniz sosunda bir ya dedim fazla pişti bir şey vardı ama sosunda ondan ya yani. Ya şimdi bir şey demedim. Ağzımda yani, bir de büyüklü küçüklü o değme. Bakmak küçük. Bak kızım gel. Yani maalesef anne, böyle bizde... 45 dakikada şekil vermeye çalışıyoruz, yoğuruyoruz. Aynen öyle yani. Ne bir onu fazla alsanız keşke. Bak yani. Yani işte Gönül teyzeciğim, biz ben... makina değiliz ya. Hani elimize bir ölçü ama... veriliyor. Rastgele yapmaya çalışıyoruz ama yani. Ama şimdi bize tüyoda diyoruz bir ki... Bir tane dağılmamış, tamam ya. Hiçbiri dağılmamış. Hiçbirinde tamam, dağılma yok. Şimdi bu ikilik tabak mı? Allah aşkına bir şey söyle. Bakar ben... mısın? Ne kadar güzel. Ama... Neyi sıkı bunun? Şey geldi, içine almamış anne. Yani nasıl diyeyim sana... Pişmemiş gibi, anladın mı Emel? Gönül teyze, pişmese böyle hamur lapa falan. Ama ağzında olur. Yedim ya, inan ki öyle geldi. Kızım bak ben öbür türlü olsa biliyorsun, üç de veriyorum. Yani... Bir güvenemedim Tuğba'yı bulamadığım için. Çünkü gençlik yaptığı gibi değil. Bugün gelin de bence bulamayacaksın. Çünkü Gönül teyze hiç böyle istekli bir şekilde olayı yorum yapmadı. Hayır, kendimi çok verdim, inan ki verdim. Ama bak bir şey söyleyebilir miyim arkadaş? İçinde bir tane kuruluk yok. Gayet güzel pişmiş yani. Bunu o kadar geçsin. Yoğurdum. Bu kadar sana burada da dedim. Şekile takılma. Bazen vaktimiz kalmıyor. Yapamıyoruz yani hızlı dedim. Bir şekilde biz burada yapamıyoruz. Ama bunu da hep eşit yapılıyor ya, ondan sen evde yapınca nasıl? Anneciğim evde bana da, evde ben, mutfak benim, yani ev benim, Gönül teyzeciğim mutfakta ben bir saatte bile yaparım o şekilleri. Yani şekile bakarak, Gönül teyze bizim evdeki mutfağı ama yalnız olsa... bir yerden ben bunları ayırmam gerekiyor ya. İkilik bir tabak ya, değildi Gönül ya teyze. Ya sosundan, çünkü şeyinden ayıramıyoruz, yoğurt aynı yok. Sosunun malzemeleri de aynıydı, nasıl hayır, aynı pişmişinden? Ben zaten sostan hiçbir şekilde, bütün kayınvalideler soslar hemen hemen aynı diyor ama o fellah köfte yok, yok değildi. Sosunun pişmiş, ya pişme derecesi bir... fark ediyor kızlar. Biri daha pişmiş oluyor, biri ne daha az pişmiş oluyor. Gönül teyze, yani onlara laf etsin, bir bana bak, bana verdin. Tamam, sana söylüyorum aşkım. İki çok kötü bir puan, anladın mı? Yani bir verseydin daha iyiydi yemin ediyorum. Bir ile beş arasında kalsaydın daha, yani öldüme gam yemezdim. Vallahi öyle Emel, ben beş onu... Beş dakika uğraşırdım, üç veya dört verseydin. Verdim, onları da verdim, kullandım bugün hani bilemediğim için. Hak etmedim, bence ya ben iki puan yedim. Neden var? Hakkımı yedin yani. İki kullanmak zorunda değilsin yani. Ki. Bir kullanmak zorundasın ama iki değilsin. Zaten dört verebilirdin. Dört, beş bir yani. De verebilirdin. Bilirdim. Ay zaten birlik hiç değil yani. Bir de verebilirdim. Beğenmezler şekerimi. Dört. Hangisine dört verdin? İki. İki dört. Ay Gönül Sultan. Sana bir şey oldu. Nazara geldim. Vallahi nazara geldim. Yemin. Ben bilmem. Böyle bir şey buluyordum. Oldu. Böyle o tadımlarda o evet. Kendine güvenen kaynana gitti. Yemin ediyorum heyecan. Şu an sürpriz yani. Evet, dört ben puanı de. Bakalım. Kime verdik? Ben de kendime şey yapamıyorum zaten. Genelde bütün köftelerin içine böyle bir tıkız pişmemişmiş evet. Gibi hissettin. Doğru. Hiçbiri pişmiş değil. İstediğim ağzı tadı yoktu bak. Bakalım 4 puan kime gitti? Aç şekerim, fena bir puan değil. Tuğba. Kendi ya yerine. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika Tuğba, ben söyleyeyim. Bak ona da içi pişmemiş dedin, benimkine de pişmemiş dedin. Yani 2 ile 4. 4 benimkine 4 vereydi. Seninkinin büyüklü küçüklü olduğu için tam eşitli değildi. Bunun bak ikisi kim yaptıysa eşitli. Yalnız Tuğba'nın biraz daha pişmesi gerekiyormuş. İşte bak. İçi eşitlik tıkız. Önemli. Bu, içi pişmiş mi pişmiş? Biraz daha şeydi. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Sen gel 45 dakikada o yemeği yap, pişir. Seni tebrik edeceğim. Bu altınların hepsine senin yakanı takacağım. Ama bak şimdi düşünün. 45 dakikası var. Bekletecek, yoğuracak, kaynatacak, sosunu yapacak. Ya çiğ. Ya yorum yapmak bu kadar kolay mı ya? Ama ne yapabilirim, ağzıma şey geldi Tuğba, öbürü daha güzel. Sizin prenses ağzınız buruşmasın diye biz burada kendimizi yıpratıyoruz vallahi zaten. Valla bana da şey geldi. Ya bir, sen bana bak anne. Bir tık daha pişirmen bak, gerekiyordu. Dört veriyorsun ya. Dört anne ya. Ne yapabilirim? Bak bir puan o kadar çok ihtiyacım biliyorum. Var ki. Ben de seni bulmak için çok uğraştım, gördün, hatta kafam karıştı. Kafanı karıştırma, ilk zamanlar nasıl? Tuğba bunu yapar deyip buluyordun ya. Vallahi soslarınızı... Çünkü ben kızları yemek yapmayı öğrettim. Benim yaptığım gibi yapıyorlar ondan.
Tuğba, sosta bir tek, bunda bir tek fazla. Allah'ım bir iğne istedim. Bunların üçünün sosu aynıydı. Sostan da kurtaramadım, yani bulamadım seni bu sefer. Bak kurtaramadım diyordu, bulamadıma çevirdim. Bulamadım, bulamadım. Demek bulsam ilk zamanlar gönül dedi. Bir yapalım. İlk zamanlar şansına gelin de beş veriyor musun? Emel, bak ya, öyleyse şansına o kadar attım var ki bana kızlar, bir saniye. O kadar bütün kaynanalarınız denedi, analarınız. Beş, bir kere yapamadım çünkü bulamadım. İllem tereddütte kalıyorum. Yapacak bir şey. Aman anne kalmayacaksın. Kalıyorum, ne yapabilirim kızım? Sen de evdeki gibi niye yapmıyorsun bunu? Anneciğim bak bakalım burası bizim mutfağa benziyor mu? Benzesin benzemiyor. Zaten ben... Burada el lezzeti konuşuyor. Zaten ben böyle... Burada el lezzeti konuşuyor. Aa ne fena oldu. Ben zaten böyle mutfak istiyorum. Gidince bana böyle mutfak yaptıracaksın. Ha ben onu düşündüm. Aynen renkler aynen kazan böyle. Kazan bilezikleri yaptır mutfağına. Aa evet. Gördünüz mü kızlar? Kazan altın bilezik mutfağına. Gerçekten yani ortaya çıkıyor. Beş lira alınca sevgilim canım. Ben gene sevgilim. Dört lira alınca... Yaptın ya bak mı? Kızlar, sevmek ayrı, burada şey ayrı. Yarışta. Ya tabii ki yarışma ayrı, orası hiç ayrı. Kusurum, sevgi hepinizi seviyorum ben ona bakarsam. Ama o başka. Ha, beş bu. Sultan, beş bu. Sen var ya, bakmayın öyle minnoş, minnoş. İçimden o. Canavar çıkıyor, kızdığım zaman. Hak ediyor. Evet, yurtta da kızlar bana öyle derdi. Çalışıyordum ya Nursel Hanım. Süt aşkım, 5 puanı kesinlikle gelinimize vermedik, 1 puan. Çok önemli. Cuma günü genelde karşımıza çıkıyor bu 4 alan tabaklar. Bakalım hangi geline altın tepsiyle böyle süslü püslü bir 5 puan verdik. Gönülcüğüme göre burada 5'lik tabak yoktu. Genel olarak aynı yorumları yaptık ama 5 ve 1 vermek zorundaydık. Evet. İşte bu gelin günün şanslısı bence. Ya Fatma ya Sibel. 5 puan kimin? Aç gönülcüğüm Fatma. Evet, evet. Gönülcüğüm söyleyebilir miyim? Seni öpüyorum. Öpüyorum. Yine benim tabağıma da aynı yorumu yaptın. Birinci tabağa da aynı yorumu yaptın. Gönül teyze ona 5 bana 2. Gönül teyzeciğim bugün hiç adil oldu. Gerçekten. Vallahi ben seninki pişmiştim.